zaman yatacaksın sen. Sen yatacaksın. Ya hala tamam mı? Milletin eşarıyla uğraşıyorsunuz tamam mı? Milletin otobüslerde görmüyor musunuz ya? Otobüslerde görmüyor musunuz? Ya gözlerini kapatma Allah aşkına. 21. yüzyılda hala Atatürk'le de uğraşıyorsunuz. Nasıl yapacağız? Atatürk'le kim uğraşıyor ya? Siz milletin şeyle eşarıyla uğraşıyorsunuz tamam mı? Hala uğraşıyor. Siz uğraşıyorsunuz. Kim uğraşıyor? Tamam. Biz kimiz abi? Yoksullukla ilgili soruyor. Biz kimiz? Başörtü. Benim annem de başörtülü. Biz kimiz abi milletin başörtüsüyle uğraşıyoruz? Siz öyle şeyden bahsediyordunuz. Yani neyden bahsettim ben? Biz kimiz? Tamam mı? Amaç ne biliyor musun? Ne? Amaç tamam mı? Millet Filistin, İsrail şeylerden bahsediyor. Siz geliyorsunuz yok. Milleti Ganyan'a getiriyorsunuz. Ne tamam yaptım Galyan? Ekonomi sordum Galyan'a mı getirdin? Evet Ganyan'a getiriyorsunuz milleti. Ne sorayım? Ben kimim de millet? Sen benim milletin başörtüsüyle uğraşımı nereden çıkarttın? Ya şimdi... Kafam açık değil mi bunu çıkarttın? Yok niye kafam benim açık? Benim annem de başörtülü, benim ailem de. Milletin ne arıyorsunuz biliyorsun? Milletin... Soru soruyorum. Bana cevap ver. Şey biz kimiz? Ya. Ve kimin başörtüsüyle uğraştığımı gördün? Bana kim? Cevap ver. Ya kim olursan o fark etmiyor tamam mı? Ben görüşümü söylüyorum tamam mı? Bu otobüslere... Bu araya girdim bak hiç yok. Yok ben bu Filistin'e gitmek istiyorsan git. Biz kimiz yayınlasın? Hayır bir dakika. Bana dedin ki siz milletin başörtüsü. Bir dakika abicim. Beni bir dinle. Milletin başörtüsü. Ben burada hangi başörtülü insana bir şey söyledim? Siz ne yapıyorsunuz? Ben ülkemde ekonomiyi sorarım zaten. Mikrofonu bırak. Tamam mı? Eline bir eldiven tak. Linke çık tamam mı? Sen kavga etmek için gelmişsin. Sen boş ver kardeşim. Sen konuyu bilmiyorsun ki abi. Ne dedi şimdi bana biliyor musun? Aynen ringe geldik. Aynen algı zaten. Bu ne ya? Aynen abi. Aynen. Şurada birkaç kişi var zaten bu şekilde dolaşıyorlar. Burada hayır ben ne dedim? Belli bir konumda provokatörler bunlar biliyor musun? Çok istiyorsa burada atlar Filistin'e doğru yere çarpıyor. Ben kimin başörtüsüne laf söylüyorum? Ne haddime ne münasebe? Hiç öyle bir şey konuşmadın. İşte ben sana diyorum bunlar karıştırıcı yani. Ya hiç. Ya böyle cahiller olursa. Böyle ne düşünüyorsun teyzeciğim? Çalışma Bakanı'nın söylediler ki açlık ve yoksulluk sınırı altında vatandaşımız yok demiş. Yok mu? Yok. Ben 18'inde maaş aldım. Bak göstereyim. 1000 lira. 1000 lira param var. E ben bir de bir ay nasıl geçineceğim 1000 lirayla? Bitti yani. Fişlere bakıyorum. Param yeter mi? Ne diyorlar biliyor musun? Şükür et ki geçinesin. Bunlar gibi böyle. Bir şey yok yani. Amca şansı adına. Ben geçinebiliyorum. Benim sıkıntım yok ya da diyebilir. Herkes tek yeme karışır. Herkes çalışır. Amca diyebilir. O geçinen kızım. Bir fincan kahve içmeye kalksak 30 lira ya. Söylenmesin. Siz buyurun. Neyse söyleyecek misiniz? Siz 7500 lira maaş olan emekli evet, kısımda mısınız? Evet. Şimdi böyle amca bazı amcam diyor ki evet ben geçiniyorum benim ekonomim iyi Allah daha çok versin. Bazı emeklilerde geçinemiyoruz. Ben 4 tane çocuk sahibim zamanında büyüttüm ev verdim. Şimdi torun sahibiyim. Evim var arabam var. Allah daha çok 1000 lira aylığım var. Ne yapayım? Ne diyorsun ben 40 yaşında mı yeneyim bir daha abla? Ne diyorsun? Bak beni dinle. 1000 lira parayla arabanın vergisini veriyorsun, bakımını yapıyorsun. Düşünüyordu ben. Niye düşünüyorum? Babası düşünsün başkasını. Nasıl yapıyor? Babası düşünecek ben. Niye düşüneyim? Sen de kendince haklısın amcam. Ne diyeyim ben sana yani? Yani bir yanlışlık varsa de ki yanlışlık var benim sözüm. Bak ablam bile bana kanaat getirdi. Ablam bile inandı. Ben 40 yaşına mı yeneyim? Gelme. Allah daha çok versin amca. Cümlesine versin. Cümlesine versin. Allah daha çok versin yani. Ablacığım siz sorayım mı? Siz geçinebiliyor musunuz? Hiç geçinemiyoruz. Nereye geçineceğim? Amca gibi ben rahat olanlardan değil mi? Ben 6000 lira alıyorum ben. Ha 7500 de alıyorum. Hayır 6000 lira. Babadan alıyorum. Ha evet kesin. 6000 lira alıyorum. Tabii canım. 6000. Ne diyorsun bu durumlara? Geçinemeyen şükretmiyor ya da bak kafeler falan. Etmiyor. Hepsi örümce kafalılar işte. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim ama başka? Nasıl düzeliriz biz peki? Var mı bir çözümümüz? Biz ancak baştaki giderse düzelir.